Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Reflü ile ilgili direkt endoskopi midir çözüm? Biraz endoskopiden de bahsetmek isterim. Aynı zamanda da tetkik tedavi aşamasında kesin sonucunda neler yapıyorsunuz? Hasta size şikayetini anlattı ve sonrasında neler bekliyor hastayı? İşte demin de girdiğimiz konu mide fıtığı. Bir kısmı karın duvarı fıtığı. Bir de hiatalerni dediğimiz günümüzün baş belası hastalığı reflü olayımız var. Biraz yaşam şartlarımız, biraz çok katkılı ve yapay gıdalarla hazır beslenme, gıda aşırı yağlı beslenme, fast food alışkanlığı, bütün bunlar günümüzde reflüyü çok arttırdı. Reflü şikayeti neredeyse herkeste var. Yine programa başlarken dediğim gibi fıtık teyzemde de var, dayımda da var, herkeste var şeklinde artık. Hastalarımızın sıradan gördüğü bir rahatsızlık haline geldi. Herkes birbirine bir takım ilaçlar tavsiye ediyor, kullanıyor rastgele diyetini de yapmadan. Halbuki araştırılması, kesin tanı ve ayırıcı tanısının yapılması gereken durumlar bunlar. Kesin tanı ve ayırıcı tanıyı yapmak için de özellikle mide şikayet, midede yanma, bu yanmanın yukarıya doğru yayılması, orta hatta ağrı şikayetleri olan hastaların öncelikle endoskopik olarak tetkik edilmesi gerekiyor. Ama endoskopi dediğimizde günlük pratiğinde rastlıyoruz. Eyvah ben onu yaptıramam gibi bir tepki. Aynen böyle. Daha diyoruz. Doktor bey endoskopi demeyin yaptıramam. Neden? Tabii çünkü bizler de öyle yetiştik. Endoskopi eskiden sadece boğaza sıkılan bir spreyle lokal anesteziyle yapılırdı. Ve hastalarımızın genellikle kötü deneyimleri olurdu. O keyifsiz. Keyifsiz. Evet. İşte bazısı çökür, bazısı boğulacak, boğulma hissi yaşar vesaire. Bir 5 dakika içerisinde bir rutin endoskopi yapılabilir. Peki orada neler görüyorsunuz? Neler görüyoruz? Şimdi endoskopi içeriye bakmak demek kelime anlamı olarak. Ağız boşluğundan başlayarak ses tellerinde görüp yemek borusuna geçip yemek borusunun tamamını, yemek borusu mide, ondan sonra mide ve 12 parmak bağırsağın orta kısmına kadar giriyoruz. Gastroduodenoskopide, üst endoskopide. Yemek borusunun tamamını inceleyebildiğimiz gibi mide, 12 parmak bağırsağı, midedeki gastriti, kronik gastriti, ülseri, erozyonları, 12 parmak bağırsağına ait yine aynı şekilde ülser vesaire patolojileri görebildiğimiz gibi yemek borusu mide bağlantısı, günümüzün moda hastalığı, reflü hastalığı, Z hattı dediğimiz bir değişim zonu var. Orayı hem girişte hem mideye geçtikten sonra ters dönüp inceleyerek özellikle o bağlantı noktasını özellikle değerlendiriyoruz. Değişim zonunda acaba bir reflüye bağlı bir takım erozyonlar ve kötüye gidiş, kansere gidiş, displaziler, baritozefajit tarzı rahatsızlıklar var mı? Bunu görüyoruz. Mide içerisinden ters baktığımızda o mide kapağının, yani normalde endoskopi aletimizi midenin kapağı çok güzel kavrar. Orada bir mekanizma var. Altözefagal sphincter. Bunu açık gördüğümüzde, tabii gevşeklik çok sık gördüğümüz bir şey. Çok yaygın. Bunların hepsine hemen mide fıtığısın ameliyat olman lazım demiyoruz. Yani o kadar yaygın ki günümüzde bu beslenme şekli dolayısıyla bunlara genellikle hiatal yetmezlik diyoruz. Yani oradaki sfinkterin tam kapanmaması. Bunlar ilaç tedavisiyle, yani herkese ameliyat etmiyoruz dedim ya, ilaç tedavisi ve diyetle bir takım önlemlerle, yatak başının kaldırılması gibi durum önerilerle genellikle şikayetleri geçiyor ve ameliyat olmalarına da gerek kalmıyor. Bizim burada asıl değerlendirmemiz, endoskopik olarak baktığımızda büyük 3 santimin üzerindeki fıtıkları, onlara gerçek fıtık diyoruz. Onlara hiatal herni tanısını raporuna yazıyoruz ve yakın takibi alıyoruz. Derecesi var o zaman. Tabii ki. Evet. Bir de oradaki değişimin derecesi var. Bir anatomik bozukluğun derecesi var. Aynı zamanda hücresel değişimin derecesi de var. Oradan da biyopsi alıp displazi varsa takip. Bu displazi olayı kansere götürüyorsa da o zaman ameliyatın daha erken bir dönemde yapılması gibi önerilerimiz olabiliyor.
Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.